Bir varmış, bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, sevimli bir kasabada. Şekerden evler, çikolatadan arabalar, kurabiyelerden süslemelerle dolu dükkanlar varmış. Burası öyle gizemli, öyle eğlenceli bir yermiş ki. Burada minik periler, konuşan hayvanlar, çikolata akan şelaleler, uçan balonlar, tüm kasaba çocuklarını eğlendiren Pinokyolar varmış. Çiçekler konuşur, dans ederlermiş. Okuldan çıkan öğrenciler koşa koşa evlerine sıcacık pişen yemekleri yemek için vakit kaybetmeden dönerlermiş. Okulun bahçesinde ailesini bekleyen minik bir genç kalmış. Acıktığı için dayanamamış ve çikolatadan yapılmış okulun kapısından ufak bir parça koparıp yemiş. Bahçede tavşanlarla ve kirpilerle yarış yapmış, uçan perilerle şarkı söylemiş ve dans etmiş. Okuldan en son çıkan okul müdürü çocuğu fark etmiş ve ona seslenmiş. Eymen, evladım, baban almaya gelmedi mi demiş. Eymen, hayır efendim, gelmediler. Bunun üzerine okul müdürü çocuğun acıkmış olacağını düşünüp ona pastaneden sıcacık tarçınlı zencefilli kurabiye almış. Eymen ilk defa ailesinden ayrı bu kasabayı böyle cıvıl cıvıl rengarenk ışıklandırmaların olduğu, perilerin neşeyle dans ettiğini ve herkesin büyük uçan balonlara bindiğini görünce şaşkınlık içinde kalmış. Ama bir o kadar da kalbi heyecandan uçacak gibiymiş. Öğretmeni bu sevimli çocuğu kırmamış, periler çocuğun ailesine haber vermeye gitmişler. Öğretmen öğrencisini hem uçan balona bindirmiş hem de çikolata şelalesinden çikolata içirmiş. O gün öğretmen Eymen'i evlerin önüne kadar getirmiş. Ailesi ise küçük bebekleri hastalandığı için yetişemediklerini söylemiş. Öğretmeni ise böyle bir durumda haber vermeniz gerekirdi demiş ve oradan ayrılmış. Sobanın üzerinde pişen kestane kokusu sarmış tüm evi. Annesi örgü yaparken babası minik bebeklerini uyutuyormuş. O sırada Eymen evdekilere bugün perilerle dans ettiğini, tavşan ve kirpiyle yarış yaptığını, öğretmeniyle büyük bir balona bindiğini heyecanla anlatmış. Annesi ve babası da duydukları karşısında çok mutlu olmuşlar. Eymen yatağa geçmiş, ailesi ona masal anlatıp onu uyutmuş. Eymen'in ara sıra açılan üstünü periler gece boyunca örtmüş ve tatlı bir uyku ile geceyi bitirmiş. Bakalım Eymen'in yarınki macerası nasıl bitecek?